Asistan Aliz ekranlarında Yüz Yüze programıyla her hafta olduğu gibi bu hafta yeniden karşınızdayız. Ve tabii ki Ergin Aslan'la birlikteyiz. Beşiktaş'taki son gelişmeleri ve transfer gelişmelerini konuşacağız birlikte. Ergin hoş geldin. Merhaba Neslihan, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İstersen hızlıca başlayalım. Başlayalım. Şimdi transfer çalışmaları tabii devam ediyor ki konuşacağız da uzun uzun. Hem isimler var hem işte zaten belirlenen bölgeler var. Evet. Ama onun öncesinde ilk olarak yardımcı teknik direktör durumuyla başlamak istiyorum. Burak Yılmaz zaten Evet. gündemdeki isim. Şenol Güneş'in de Burak Yılmaz'ı istediğini biliyoruz ki zaten eski öğrencisi. Nasıl değerlendiriyorsun bu son durum ne Burak Yılmaz konusunda? Ve sence Burak Yılmaz gelirse Beşiktaş'a neden gelmeli? Hayırlı olsun diyelim evvela Burak Yılmaz'a. Sen geçen hafta zaten böyle bir zarf attın ortaya Burak Yılmaz'la ilgili. Üzerine biraz konuştuk. Hayırlı olsun. İyi oldu Beşiktaş için. Burak Yılmaz için de iyi oldu. Niye? Burak Yılmaz Beşiktaşlı bir futbolcu, bir insan. Birçok kulüpte oynamışlığı var doğru ama bunu hiçbir zaman gizlemedi. Her imza attığı yerde zaten Beşiktaşlı olduğunu söyledi. Ha, ben kendimi işte şurada daha iyi hissettim, burada daha başarılı oldum, burada daha çok sevgi gördüm falan dedi ama bu Beşiktaşlılığını değiştirmez. Sırf Beşiktaşlı olduğu için gelmedi tabii Burak Yılmaz Beşiktaş'a. Çok saygı duyulacak bir futbol kariyeri var. Kötü dönemler de geçirdi ama ayağa kalkmasını bildi. Gitti o yaşta. Çok yüksek maliyetlerle kurulmuş Paris Saint-Germain gibi bir devi yıkarak şampiyonluk alan takımın bir numaralı oyuncusuydu Burak Yılmaz. Dolayısıyla çok saygı duyulacak bir kariyer. Ve şeyi de seviyor. Yani organizasyonu yönetmeyi seven bir adam. Biraz dominant bir karakter. Mesela 10 kişinin olduğu yerde herhalde lider odur. Öyle görünüyor yani. Öyle bir havası var. Nereye bağlayacağım? Biraz futbolcu şeyi de geniş. Havuzu, portföyü, ilişkileri, genç oyuncular falan filan. Seviyorlar bir de Aslında Burak. tabii. Böyle Burak abi gibi Tabii ya. Burak abi. Sanki şeyden ziyade böyle teknik adamdan ziyade benim onunla ilgili tahayyülüm böyle sportif direktör gibi kravatlı bir modeldi. Hani eşofmanlıdan ziyade kravatlı bir modeldi. Ama devam edeceklerini düşünüyordum, tahmin ediyordum zaten Burak Arda falan o ekibin. Adam tayfanın Celtic. Ne değil mi onlar adam tayfa. Tabii. Kendilerine öyle bir dönemki sıkıntılardan dolayı deniyordu. Yani şimdi yenileri de var. Geliyor böyle Tabii bitmez arkalarından. o. Tabii. Hayırlı olsun. Beşiktaş'a gelmesinin en çok yarayacağı kişiler Nevzat Demir tesislerinin çalışanları. Burak onlara çok sever. Çok hani böyle şeyler çok anlatılıp söylenmez ama Burak önemlidir onlar için. Çok önemlidir yani. Hiç onları şey bırakmaz, sıkıntılı bırakmaz. Çok Ne severler kadar Burak'ı güzel. o yüzden. Burak için iyi oldu. Yani Şenol Hoca'ya ne katar? Yani Şenol Hoca Burak'a bir şey katar. Bölge antrenörlüğünü ben uzun yıllardır önemserim ve konuşurum. İşte stoper için atıyorum Bülent Korkmaz'la çalışırsın. İşte orta saha için Tugay Kerimoğlu'yla çalışırsın gibi. İşte forvet için Burak Yılmaz modeli doğru. Yani her mevkinin, her bölgenin bir antrenörü, yardımcı antrenör olması gerektiğini düşünüyorum. O açıdan iyi olacaktır diye düşünüyorum. Hem kendisi için hem Beşiktaş'taki takım içerisindeki Cenk, Mek bunlar hep birbirini severler. İyi oldu, hayırlı olsun. Şimdi şöyle, Şenol Güneş Burak Yılmaz'a bir şey katar dedin. Katılıyorum sana ama Burak Yılmaz da gerçekten Beşiktaş'a bir şeyler katacak. Çünkü taraftarın da çok sevdiği bir isim olduğu için. Ama istiyorlar yani. Şu an baktığında böyle sosyal medyaya falan Doğru. baktığında. Doğru. Bir grupta şey var tabii. Hani bu geçmişten Burak'a gelen bir kızgınlıklar var. Tabii. Burak Beşiktaş forması giyerken bile mesela onu çok benimsemediler. Saygı duyuyorum ama katılmıyorum onlara. Hani saygı duyuyorum. Böyle hissetme, benim söylediğim gibi hisset diyebilir miyiz bir insana? Öyle hissediyor adam yani. Ama senin söylediğin şeye döndü. Yani daha önce belki tepki biraz daha fazlaydı. O Beşiktaş serüveninden sonra bu iş Burak lehine döndü. Bir de bence o sahadaki o işte taraftarın hep görmek istediği bir profil vardır ya, Burak Yılmaz o profilde olduğu için bence ilerleyen haftalarda zaten daha çok desteğini alacaktır taraftarın diye düşünüyorum. Böyle düşünen bir kısmı da bu duruşuyla değiştirecektir diye Olabilir, düşünüyorum. olabilir. Yani iyi bir teknik adam çıkacak oradan bence ileride. Bakalım. Bu arada şu da var. Burak Yılmaz'ın
geçtiğimiz zamanlarda okudum. Tam hatırlamıyorum ne zaman olduğunu. İyi derecede Fransızca konuştuğuna Evet. Haberler var. Dolayısıyla da işte o takımda da Beşiktaş'ta da Fransızca konuşan çok oyuncu olduğu için hani onlar arasında da bir köprü kurabilir. Olur. Bir de uluslararası tecrübe dedin. Hem Uzak Doğu'ya gitti, hem Avrupa'da gitti, Evet, tabii. oynadı. Hani kariyerinin son dönemlerinde olsa da. Bir de tabii Burak'ın şöyle bir özelliği olacak Beşiktaş açısından. Az önce söylediğim konu, mesela iyi genç oyuncu ilişkileri var. Bence en çok bu tarafından Evet. faydalanır. Ya yani bir ikna sürecinde orada biraz faydalı olabilir Burak Transfer Yılmaz. Tabii sürecinden tabii. bahsediyorsun. Özellikle şeyden böyle genç oyuncu, böyle parlamaya yüz tutmuş oyuncu anlamında orada bir Evet. katkısı olabilir diye düşünüyorum Burak'ın. Peki gelelim transferlere. Zaten bölgeler belli aslında az çok. Şenol Güneş'in takıma katmak istediği oyuncuların oynadığı bölgeler. Şimdi ilk isimle başlayacağım. Ergin, Alexis Beka gündemde. Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelmişti bu oyuncu. Son durum ne? Bir bilgin var mı? Yani Beka ile ilgili teklif yaptığını biliyorum Beşiktaş'ın. O bölgeyi güçlendirmek istiyor. Orta saha bölgesini güçlendirmek istiyor Beşiktaş. O bayağı bir sıcak. Yani kiralama hadisesi çok yakın gibi Beşiktaş'ta. Bir dönem Galatasaray ile oynadığında Lokomotiv Moskova'da bir forma giydi orada. Süre aldı. Orada bir dikkat çekmişti Beka. Doğru hatırlıyorsam. Şimdi Amir Hadzi Ahmetoviç, Salih Uçan ve Gedson Fernandez de ekleme var orada. Başka yani Atiba zaten bıraktı. Josef Gideri çok oldu. Kerem Atakan'la ilgili Fikri Hoca'nın aşağı yukarı bize verdi ne düşündüğünü. O yüzden oraya takviye yapmak istiyor ama Beka ile birlikte o bölge için Kuzeyev'de Zenit'li. O da çok ciddi bir alternatif. İkisi birden olur mu sanmıyorum. Bir tanesi olur gibi duruyor. Valla şu an bence şanslar eşit Neslihan. Yani ikisi de Öyle çok mi şey. diyorsun? Beşiktaş iki taraftan biri bence Beşiktaş formasına Ama çok işte yakın. taraftara sorarsan SC isim yine belli oluyor aslında. İsimden de kurtarıyor tabii. Aynen. Beka. Değil mi böyle? Dönen Kesinlikle. topu tamamlıyor gibi yani. O biraz da şey var ya böyle rakip yarı sahaya asistleri toplayan bir özelliği var. Birisi olacak ama dediğin gibi. Ben hadi %51 diyelim Beka'ya. Kuzeyev'de %49 diyelim yani. Peki. Şimdi bir isim daha var Beşiktaş'ın gündemine gelen. Şöyle ki hani gerçekliği tabii tartışılır. Kesin bir şey de yok ama Alman basınında çıkan haberlere göre söylüyorum. Thomas Müller'le ilgilendiğine dair. Daha doğrusu aslında Thomas Müller biraz ilgileniyor. Beşiktaş'ta da olabilir durum. Şu an hatta Mario Gomez'in de bu transferde etkili olabileceğine dair bilgiler var. Neler söyleyeceksin? Valla Mario Gomez'in borcu var Beşiktaş'a. En azından manevi borcu Güzel var. borç. Dolayısıyla burayı kapatsın bari. Müller herhalde Bayern Münih formasıyla çıkacak sahaya Beşiktaş'ta. Ben bildim bileli orada yani neredeyse. Evet, Kulüp tabii. üzerine yapılmış gibi bir adam. Tabii daha da öyle hani 36-37 yaş değil, 33 yaşında Müller. Ben Beşiktaş'ın böyle bir girişiminin olduğu konusunda bilgi almadım. Ama olur mu, olsun mu? Tabii ki olsun. Yani kim istemez Müller gibi bir ismi Beşiktaş'ta forma giymesini. Yapıyorsa Mario Gomez gayet iyi olur. Yani Müller de şöyle görmüştür tabii. Yani duyuyor, görüyor, izliyor. Tabii. Mario Gomez'in yükselişi o şeyde Leipzig maçında yaşananlar, kulakları sağır olup çıkmak Aynen, durumunda aynen, kalan aynen. oyuncular, golcüler. Yani böyle bir şey vardır tabii. Bayern Münih Beşiktaş maçı oynandı yine Vodafone Park'ta. Böyle bir şey isteyebilir, talep edebilir. Beşiktaş da bu talebi karşılıksız bırakmaz. Yani böyle bir hikaye ben isterim ama çok sıcak olduğunu zannetmiyorum. Ya zaten ilerleyen zamanlarda yine Tabii netleşir tabii durum. tabii. Üzerine tekrar Daha konuşulur. çok var. Transfer Tabii süreci tabii daha açılacak, konuşacağız. kapanacak. Daha çok Oho. konuşacağız. Ergin yayından önce de konuştuk zaten. Şimdi Ceyhun Kazancı'nın Barcelona sportif direktörüyle konuştuğu ve birkaç oyuncuyla alakalı bilgi aldığı haberleri vardı. Oyuncuların isimlerini hemen söyleyeyim. Şöyle genel bir konuşalım istiyorum çünkü. Samuel Umtiti, Collado, Franchesi ve Sergino Dest. Bu dört oyuncuyla Beşiktaş'ın ilgilendiğine dair haberler var. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksin? Yani Barcelona gibi kulüplerle irtibatta olmak, al ver yapabilmek, yapabiliyorsam bunlar önemli şeyler. Ama yani Barcelona'da da işte elinizde kim var? 3-4 tane bize oyuncu falan. Çok öyle ilerlememiştir süreç tabii. Umtiti orada öne çıkıyor. Umtiti geçen sene kiralamışlardı Lecce'ye galiba. İtalya Ligi'ne Evet, gitmişti. Lecce'de. Umtiti Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bölgeye bir adam. Yani zaten Saiz gidiyor. Saiz'le de ilgili şöyle bir gelişim var. Hazır Umtiti'yi açmışken Evet, arada onu hemen da söyleyelim. söyleyelim. Marsilya'dan teklif var. Başka birkaç kulüpten var ama teklif 2,5 milyon euro
euronun üzerine çıkmıyor. Beşiktaş 3,5 milyon euro olsun istiyor minimum. İşte burada bir muallak var ama hani gidenin önünde duramazsın. Yani adam gitmek istiyor, gidecek. Ona bir şey yapamazsın. Yoksa kaldığı zaman mutsuz işte, gördün mü gol yedik mutsuzluğundan falan. Öyle olacak. O bölgeye Beşiktaş'ın transfer ihtiyacı doluyor. Wellington'da yok. Dolayısıyla Umtiti orada en ciddi aday görünüyor. Tecrübesiyle, ki ben severim. Geçen hafta da burada konuştuk. Böyle daha tecrübeli stoper Beşiktaş'ın işine yarar diye düşünmüştüm. Olursa Barcelona'dan Umtiti olur. Peki, devam edelim o zaman. Şimdi Muleka'yla zaten yollarını ayıracak Beşiktaş. Dolayısıyla hücum bölgesini de güçlendirmek istiyor. O bölge için ismi geçen oyunculardan bir tanesi de Halil Derviş oldu. Evet. Son günlerde gündemdeki isimlerden bir tanesi. Onunla ilgili neler söyleyeceksin? Ya bir haber okudum, bayağı güldüm. Ne? Halil Dervişoğlu ile ilgili Beşiktaş'ın yaptığı teklif şeymiş. Hani bedava verin bize. Oynatalım, satarsak satışından yarısını size verelim gibi. Allah razı olsun demişti adam. Ya çok düşüncelisiniz. Öyle değildir tabii de, öyle okuyunca haber güldüm. Biraz evet, huyu şeyim. Komikmiş gerçekten. Hani çok da şaşırtmaz. Sayın Çebi şey demiştir, isteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü diye. Evet, olabilir. Böyle sever yani. Ya. Şenol Hoca demişti ya basın şey, imza töreninde. Aynen. Başkan biraz parayı sever. Bozulmuştu hatta, karşılık vermişti. Şimdi onu duyuyorum. Geçen hafta biz konuştuk ya burada, biraz kesenin de hafif ağzını açmak lazım diye. Şimdi bu, biraz tepki de aldım yani, %70-80 oranında destek verdiler ama böyle arada şey de oldu, tepki de oldu. Hani nasıl hem borçlar artıyor diyorsun, hem işte kesenin ağzını aç diyorsun gibi, kendinle çelişmiyor musun? Hayır, anlatayım niye olduğunu. Ben demiyorum ki sana 90 milyon euroluk takım kur. Elbette bir maaş dengesi olması lazım. Elbette Beşiktaş'ın sonrasının, yarınların da düşünülmesi lazım ama rekabet etmek istiyorsan takımda iki tane, üç tane böyle hem tribüne adam çekecek, hem böyle takımı sürükleyecek, alıp götürecek potansiyelde adamlar olması lazım. Tabii. Niye? İşte Rebic 2.8 milyon euro maaş alıyor, pahalı diyorsun mesela, almıyorsun. Yani lazım bölge. Şimdi Delali kaç alıyordu mesela? Amir Hadzi Ahmetoviç'e kaç verdiniz? 4 milyon euro. Emrecan İstanbulspor'dan aldınız atlık performansı 2 milyon euro. Yani verdiniz zaten. Muleka 3,5-4 milyon euro. Aynen, onları veriyorsun hani, ona niye vermiyorsun diyorsun yani. Sen de. Ben şunu söylüyorum, hani zaten riskli transferlere bu paraları veriyorsunuz. Tutar mı tutmaz mısı belli olmayan ve background'u sadece Türkiye Ligi olan, yani çok uluslararası tecrübesi olmayan veriyorsunuz. Biraz daha garanti gibi görünen oyunculara birkaç tık artırabilirsiniz bunu. Çünkü gelmiyor adam. Nasıl rekabet edeceksiniz? Bak, Galatasaray'ı şampiyon yapan şey kurduğu sezonluk kadro oldu. 4 milyon, 5 milyon, 3 milyon, 4 böyle yapın değil. Tabii şimdi Sergen Yalçın'da da bir örneği var değil mi? Daha düşük bütçeyle şampiyonluk çıkardı Sergen Yalçın. Ama bu her zaman olmaz. O takım dinamiklerini her zaman koruyamazsınız. Ya bak böyle de oluyor deyip yola çıktığınız andan itibaren yarın size dönüyor. Benim canıma minnet. Benim için çok önemli ki Beşiktaş 10 sene şampiyon olmasın. Bu benden bir şey eksiltmez. Yani Beşiktaş'a olan hissiyatımdan bir şey eksiltmez. Ama şimdi yeni jenerasyon dediğin şey, yani onu bir de tanımlıyorlar. Şampiyonluk görmek istiyor. Haz istiyor. Haz istiyor. Yani hissetmediği hazın karşılığında destek vermiyor sana. Bir örnek vereyim mesela, Galatasaray'da Fatih Hoca gitti değil mi? Fatih Terim 6 ayda gitti. Fatih Terim'in Galatasaray'a yaşattıklarını hatırlayalım. Bitmez kupa. Ama diyor ki çocuk 16 yaşında. Babama yaşatmış, bana ne diyor. Ben o hazzı hissetmedim ki. Abim yaşatmış diyor. O onların imparatoru. Bana bugün ne yaşatıyor diyor. Ki kredisi en yüksek teknik direktöründen bahsediyoruz evet. Yani. Fatih orta ve büyük jenerasyonda ama genç jenerasyon değil. Ben yaşamadım ki diyor. Babamla abim desteklesin. Evet. Başaramadı mı? Güle güle diyor. Ne oldu? İstediği işte Fatih Terim. 2 sene, 3 sene istedi. İstemedi Galatasaray taraftarı. Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden ben hani biraz daha akıllı davranması gerektiğini düşünüyorum kulüp yönetenlerin. Bütün takımı öyle doldurma ama hafiften de bu dokunuşları yapmazsan rekabet evet. Edemezsin yani. Çünkü diğer türlü eğer Beşiktaş taraftarı bunu kabul ediyorsa, senin dediğin gibi tamam, uzun vadede eğer evet. Bir başarı sağlanacaksa o zaman bütün borçlar kapansın, en düşük maliyetle işte uzun vadeli bir kadro kurulsun. Ama bunun için bir 2-3 evet. Seneyi gözden çıkaracak evet. Bir Beşiktaş taraftar var mı? Bence yok. Yok, eskiden bence de o işler. Olmaz yani zaten evet. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta. Olmaz. Bu süreye gerek yok diyoruz ya işte gerçekten evet. Hani hem kredisi en yüksek teknik direktör Fatih Terim, hem takım olarak belki evet. Kredisi en yüksek takım Galatasaray şampiyonluk sayısına bakıldığında. Ama Galatasaray taraftarı bile bunu kabul evet, etmedi. Evet. Ya burada çok korkunç ve acımasız bir ortam var futbol ortamında. Bir ada gibi düşün. Zayıf olan gider. Güçlü evet. Olan ayakta kalır. Başaran evet. Kalır. Başaramayan veda eder aramıza. Böyle yani. Burası bu büyük kulüplerin başarı kriteri net olarak
kupadır. Büyük kulüplerin başarı kriteri zirvedir yani. Böyle mi olmalı? Hayır. Ben gerçeklikten bahsediyorum. Türkiye gerçekliğinden bahsediyorum. Halil Dervişoğlu. Halil Dervişoğlu alternatif golcü olarak olabilir. Beşiktaş'ın böyle girişimleri var. Hı hı. İstiyor Halil Dervişoğlu ile ilgili. Tabii orada da şey süreci konuşuluyor. Yani bonservis, kiralama bedeli sonrakinden ne olacak falan. Bence ister Şenol Güneş Halil Dervişoğlu'nu. Faydalanır da bence lazım da Beşiktaş'a. Seninle burada daha önce konuştuk. Hani Abubakar, tabii, Cenk alternatif. Ve üçüncü bir golcü ve iyi bir golcü. Halil Dervişoğlu hem milli takım serüveni. Yani Halil Dervişoğlu büyüyebilecek bir oyuncu. Hı hı. Yani daha çok parlayabilecek bir oyuncu. Kimin elinde? Tam adamının eline geliyor. Tam, evet. Tam adamının eline geliyor. Yani bambaşka bir bakarsın bir kanatta görürsün Halil Dervişoğlu'nu. Belki forvet arkasında görürsün. Hiç belli olmadı. Ya da uçta görürsün ve orada en iyi işi çıkartıyor olur. Bu da sıcak bir teknik transfer. Direktör açısından dediğin gibi yani çok bence en olabilecek yere gelirse. Ya bana var ya bir şey deseler, şimdi biraz Ahmet Nur Çebi gibi yapayım. Bedava ise gelsin diyeceğim birkaç oyuncu var. Bedava ise gelsinler, başka bir yere gider hikayeleri. Mesela Yusuf Yazıcı. Gibi. Bedava diyorum ama bak şimdi demesinler, o ölmüş Yusuf Yazıcı'yı Beşiktaş'a mı layık? Hayır. Ben bir Yusuf hayranıyım da bu Yusuf'un değil, öbür Yusuf'un hayranıydım. Daha iyi olan Yusuf'un. Bedava gelecek, alacak 10 numarayı ya da kanadı. Bak o 40 bin kişinin önünde, Şenol Hoca önünde var ya, o yeteneği tekrar gün ışığına çıkmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Yıkılır ortalık. Yusuf tekrar Yusuf olur. Evet. Yani çok erken tüketiyorlar bu çocuklar kendilerini. Mesela Halil'den de böyle bir iş çıkabilir Beşiktaş'ta. Ama bu da bir enteresan Ergin. Yani bunun için hani gerçekten evet hep konuşuyoruz. Teknik direktör dokunuşu çok önemli ama hep Şenol Güneş'i mi bekleyecek bu oyuncular? Doğru söylüyorsun. Doğru ama işte şöyle bazı oyuncu var. Kendine yolunu buluyor. Şimdi kişisel menkıbesi var. Buluyor yolunu. Düştüğü zaman kalkmasını biliyor. Ama bazı oyuncu kalkamıyor. Ya kalkamıyor. Daha kötü oluyor. Adem Laiç. Ya arkadaş. Neyse şimdi o konulara girmeyelim de. Çok uzayacak gibi uzayacak diyorsun. Yani. Tamam o da olsun eyvallah da yani bir şekilde de bir tutunma futbol ifade etme şeklidir yani. Bunu oradan kapat. Oradan tolere et yaşadıklarını. Doğru söylüyorsun ama bu biraz daha şeyle ilgili ya. Temelde nasıl yetiştiğin, o profesyonellik işte aileden, çevreden, okuldan aldığın hayatta sıkıntılar karşısında nasıl davranılırı işte 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 yaşında bazen rol modellerle görerek ailenden bazen dinleyerek şekillendirirsin. Evet, çok doğru. Mesela bakıyorsun bir Laiç'ten bunu beklerim ben mesela ayağa kalkmasın ama olmuyor. Niye? Savaşın çocuğu bu çocuklar. Bu çocuklar savaşın çocuğu yani o acılar için. Karşı tarafta kim var? İşte Tudor. Ben mesela bir Tudor modeli kafamda canlanıyor. Bilic falan ama Tudor'a şurada hayranlık duymuştum. Ne maçı şeydi? Bir takıma eğlenmişti Galatasaray. Osterwold diyeceğim ama değil. Onun gibi bir şey. Neydi? Yine böyle Wireless çok, şifresi evet, gibi bir takımdı aynen, yani. Böyle kötü bir takımdı yani. Neydi ya? Östersunds. Evet. Wireless şifresi dediğimiz evet. Öyle yazmışlardı. Hoşuma gitmişti. Elenmişti. Basın toplantısında bombardıman yaptı Galatasaray medyası Tudor'a. Bam 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 bam. Nasıl biliyor musun? Adam oturdu abi 1,5 saat. Dinledi. Pat pat cevabı. Savaşın çocuğu işte şimdi. Görmüş bunu. Orada oturuyor aslanlar gibi. Ben bizde basın toplantısı çıkmayan hocalar gördüm. Mağlubiyetlerde. Gidiyor. Konuşmuyor. Gidiyor falan. O yüzden nereden geldik ya biz buraya? Nereden geldik? Vallahi ben de bilmiyorum. Şeyden ha Yusuf Yazıcı nasıl toparlanır ayağa kalkar? Benim sorumdan aynen. Geldik. Bu oyuncular hep güzel. Şenol Güneş'i mi bekleyecekten oradan evet, geldik evet. İşte. Evet, tamam. Neyse Tudor'dan bağladık işte yani. Tamam peki devam edelim o zaman. Stoper için bir isim daha var. Amartey. Evet. O da gündemdeki isimlerden bir tanesi. Leicester City'yle de sözleşmesi evet. Sona ermiş durumda. Onunla ilgili bir gelişme Beşiktaş, var mı? Beşiktaş Amartey'de de yol kat etti. Diyeceksin ki her sorduğum isimle yol kat etti diyorsun. Kaç tane adam alacak? Bu işler böyledir. Hani, tabii hepsi olacak diye Beşiktaş düşünüyorum. Gibi kulüplerin zaten B planını hazır tutuyor olması lazım. Son ana kalmaması için. Temmuz'un sonuna doğru ön eleme maçlarına çıkacak Beşiktaş. Çok mühim. Geçen sene Beşiktaş Avrupa'da yoktu. 6. bitirdi. Bu sene Beşiktaş 3. bitirdi. Avrupa'da yok. 2 senede 0 kupa. Çok evet. Ciddi bir futbol başarısızlığı var ortada. Şenol Güneş kişisel kariyer olarak başarılıdır. Ama 3. bitiren Beşiktaş
başarısızdır kulüp yönetimi. Ve kupada erken elenmiş Beşiktaş. O yüzden çok önemli. Hı hı. Bunları hazır tutuyor olması lazım. Hazır, o yüzden de tutuyor zaten. Hani aynı şeyleri yaşamamak açısından biraz Şenol Hoca'nın da bu konuda bastırmasıyla. Ama Amartey de prensipte okeylenmiş bir oyuncu. Ama en sonunda nihayetinde kime karar verecekler onu zaman gösterecek. Hı hı. Ergin, Redmond'da son durum ne? Ha, Redmond'da son durum. En son duyduğumuz mahkemeye vermiş eşini işte Beşiktaş'ta kalmak için. Yok, işin şakası. Valla geçen haftakiyle aynı Neslihan şu anda. Yani bir ilerleme, bir gelişme yok. Ama ben Redmond'ın Beşiktaş'ta 2 artı 1 yıllık sözleşme yapacağını düşünüyorum. 2 artı 1 yıllık. Evet, çünkü niye biliyor musun? Bak, bu çıkan haberlere dikkat et. Transfer deminden beri konuşuyoruz. Her zaman her yerde çıkıyor Beşiktaş'ın temaslı olduğu oyuncular. Stoper, orta saha, olursa sol taraf. Bak, sağ tarafla ilgili hiçbir transfer girişimi yok Beşiktaş'ın. Niye? Bu bir şeyi gösteriyor aslında. Doğru. Bir Gezal, iki Redmond. Hı. Hani orada kafa rahatı gösteriyor. Öyle de olacak, hı, gibi görünüyor. Yine dün okuduğum bir haber vardı. Gedson Fernandes'le ilgili. Evet. Lazio'nun, evet, 20 evet, milyon euro istiyor. Evet, sanırım bir yani bu, evet, parayı gözden, evet, çıkardığına dair. Onunla ilgili bir bilgi var mı? Satılır mı? İstiyor. Şöyle, Beşiktaş 35 milyon euroya çıkardı rakamı. 25 milyondu. Şey gibi... Hadi oradan oraya gidiyor. 15 ver, 15 ver. Kibar Feyzo'da başlıkları. Evet. 30 binde, 30 binde, evet, 35 binde, 30. Şimdi oraya çıktı. 20 bindi bu. İşte 20 milyondu. 25'e çıktı. 30, 35'e çıktı şu anda. Şöyle düşünüyor şey, Beşiktaş. Talip geldikçe yükseltiyor. Tabii tabii, öyle oluyor. Sarri'nin de istediği bir oyuncu. Valla çok da güzel oyuncu. İtalya'da ya da çok gider ama tabii ben Beşiktaş'ta kalmasını isterim. Yarısı Benfica'nın olduğu için bu paranın. O yüzden Beşiktaş ne kadar yukarıda tutarsam hem elimde tutmuş olurum. Çünkü oradan çok bir kâr etmeyecek Beşiktaş. Kâr ettiği bir yarasına merhem olmayacak. Gedson, evet, gibi bir oyuncu bulamazsın yerine. O paralara bulamazsın yani. O yüzden Beşiktaş biraz yokuş yapıyor anlayacağını. Öyle derler amiyane tabirle. Olmasın diye, bozulmasın diye, aynen, yokuş yapıyor uğraşıyor derler. Yok. Ama Gedson'un bu konudan bir rahatsızlığı yok. Önemli yok, olan o. Yok. Yani Gedson burada kalır. Burayı kalır, seviyor Gedson, evet, ya. Eğleniyor burada. Güzel. Aynen. Yani popüler oldu artık. Bir de onu seviyor. İlk 11'in değişmezi oldu. Hı-hı. Bir de genç daha ya, yani gider, 24-25 yaşında oyuncu, yani önünde Avrupa serüvenine daha zaman var. Ergin, gidecek oyuncularla alakalı? Ya şöyle, kiralık oyuncularla ilgili konuşabiliriz. Zaten gideceklerin bonservisi, sözleşmesi bitenlerle hikaye bitti zaten. İşte bu kimdir? Enkudu'dur, Wellington'dur vesaire. Şeyde ise kiralıklarda maksim olmayacak. Beşiktaş'ta, hı hı, seneye. Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'ta kalacağını düşünüyorum. Hı. Tayfur Bingöl'le ilgili okeyleşilir. Onun dışında işte şeye teklif bekleniyor ayrılacaklardan. Sayıs'a gelecek rakam, işte Getson'a gelecek rakam. Bunlar biraz belirleyici olacak. Muleka büyük, yani kesin artık ayrılacak. Hı. Orada da biraz para konusunu yine yukarıya çekmeye çalışıyor Beşiktaş. Ne kadar kâr ederse tabii, o tabii, kadar iyi olacak tabii. Şimdilik bunlar var. Yani yine kiralanacak oyuncular olacaktır. İşte bence işte Kerem Atakan'la ilgili böyle bir inisiyatif kullanılabilir. Şeyle yine Emre Can'la ilgili bir kiralama yoluna gidebilir. Bu seneyi başka bir Antalya Spor'da geçirmişti. Durum bundan ibaret. Çok teşekkür ederim. Var mı ben eklemek teşekkür istediğim ederim. Bir şey? Yok, artık yaz dönemi dedi ki hep transfer transfer, aynen, gideriz böyle. Aynen. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Ergin Aslan'la Yüz Yüze'nin bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta biz yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.